Anna Ivanova'nın sürpriz tahta çıkışı. Büyük Petro'nun ölümünde özel danışma kurulu üyelerinin yaşadığı belirsizliğin sıkıntısı, ikinci Küçük Petro'nun ölümünü izleyen saatlerde de aynen yaşandı. Erkek bir mirasçı ve gerçek bir vasiyetname olmayınca soylu sınıfında baş kaldırıya yol açmadan ölenin yerine kimi geçirmeliydi? Moskova'da Lefort Sarayı'nda toplananlar arasında Galitsinlerin, Golovkinlerin ve Dolgorukilerin çevresinde her zamanki gibi devletin önde gelen temsilcileri bulunmaktaydı. Ama henüz hiç kimse görüşünü bildirmeye yanaşmıyordu. Sanki bu işte karar vermek için görevlendirilmiş olanların tümü de monarşinin bu acıklı kötüye gidişinden kendini sorumlu tutuyor gibiydi. Genel şaşkınlıktan yararlanan Vasili Dolgoruki kendi yeylediği çözümü kabul ettirmenin zamanı geldiğini düşünerek kılıcını kınından çektiği gibi herkesi ardına takmak için "Yaşasın Majeste Yekaterina!" diye haykırdı. Bu zafer çığlığını haklı göstermek için de bir gün önce kaleme aldı ve üstünde akrabalarından genç Ivan Dolgoruki'nin çarın imzasını taklit ettiği vasiyetnameyi öne sürdü. Kargaşadan yararlanarak "Bakarsın bir Dolgoruki" İmparatorluğun doruğuna çıkabilirdi. Ortadaki kazanç öylesine büyüktü ki birkaç kumar hilesine başvurmaya değerdi. Ne var ki bu seçime karşı olanlar hemen dikilmeye ve kafa tutmaya başladılar. Vasili Dolguriki'yi bakışlarıyla adeta çarpan Dimitri Galitsin sert bir sesle kesip attı. Vasiyetname tümüyle sahtedir. Ve bunu hemen oracıkta kanıtlamaya kalkıştı. Dolgurikiler belgenin titiz bir incelemeden geçirilecek olursa ciddi sahtecilik suçlamalarına yol açmasından korkarak üstelemeyi yersiz buldular. Zaten artık kimse Yekaterina'nın tahta çıkması olasılığından söz etmiyordu. Yekaterina da tam tahta yerleşecekken kendini yeniden boşlukta buluverdi. Elde ettiği üstünlüğün ardını bırakmayan Dimitri Galitsin, Büyük Petro'nun soyundan erkek bir mirasçı olmadığına göre özel danışma kurulunun bir önceki koldan gelenlere dönmesi ve tacın hastalıklı ve tembel olmasına karşın Büyük Petro ile birlikte ablaları Sofya'nın 5 yıl süren naibelik döneminde ortak çarlık etmiş olan ve saf diye bilinen 5. Ivan'ın çocuklarından birine verilmesi gerektiğini bildirdi. Ama talihsizliğe bakın ki 5. İvan'ın da sadece kızları olmuştu şu halde Rusya'yı yönetmesi için gene bir kadına mı başvurmak zorunda kalınacaktı bu bir tehlike değil miydi yeniden kadın egemenliğinin üstünlükleri ve sakıncaları konusunda ateşli bir tartışma başladı gerçi yakın geçmişte 1. Katerina koşullar gerektirdiğinde bir kadının da yürekli, kararlı ve uyanık olabileceğini kanıtlamıştı ama gene de Herkesin bildiği gibi karşı cins duygularının kölesiydi. Bunun için de bir kadın hükümdar vatanın yüceliğini sevgilisinin kendisine sunacağı zevkler uğruna feda etmekte sakınca görmeyebilirdi. Bu görüşe destek vermek için onu savunanlar, "Katerina'yı parmağının ucunda oynattı" dedikleri Menşikov'u örnek gösteriyorlardı. İyi ama Çariçe yüce prensin elinde ne denli oyuncak olduysa bir çarda, okşama ve entrikalarda usta bir kadın gözdenin elinde o denli zayıf olamaz mıydı? İkinci Petro'nun kendisi de kadın çekiciliğinin kurduğu tuzaklar karşısında tam bir teslim oluşun örneğini vermemiş miydi? Devletin başına birini yerleştirmek söz konusu olduğunda asıl önemlisi kadın ya da erkek olmasından çok o insanın kişiliği, ve ülkenin kime güvenebileceğiydi. Bu koşullar altında diye vurguluyordu Dimitri Galitsin. Ana erkillikte hiçbir sakınca yoktur. Elbette böyle bir onurdan yararlanacak kadının bu onuru üstlenmeye değer olması koşuluyla. Bu gerçek herkes tarafından benimsendiğine göre şimdi de öngörülebilecek son adayların incelenmesine geçiliyordu. Daha ilk elden ikinci Piotr'un halası Yelizaveta Petrovna'ya başvurmak gibi saçma bir düşünceden uzak duruyorlardı. Çünkü ona bakılırsa Yelizade ve başkentten ayrılıp kırsal kesimde inzivaya çekilmek, yakınlarına meydan okumak ve her şeyden yakınmakla taht üzerindeki miras haklarından vazgeçmiş sayılırdı. Büyük Petro'nun kızıyla karşılaştırıldığında onun kardeşi olan 5. Ivan'ın üç kızı ona başka türlü ilginç gelmekteydi. Bununla birlikte bunların en büyüğü Yekaterina Ivanovna garip ve tutkulu yaratılışıyla ün yapmıştı. Ayrıca kocası olan Karl Leopold von Macklenburg da sinirli ve tutarsız bir adamdı. Ve öteden beri zaman zaman baş kaldıran ister komşularıyla ister uyruklarıyla olsun her zaman kavgaya hazır biriydi. Yekaterina Ivanovna'nın 10 yıldan beri ondan ayrı yaşaması yeterli bir güvencede sayılamazdı. Çünkü karısı imparatoriçe ilan edildiğinde kocası koşa koşa yanına gelecek ve ülkeyi ard arda pahalı ve yararsız savaşlara sürüklemekten geri durmayacaktı. Kardeşlerin en küçüğü Praskovia Ivanovna veremliydi ve kamu işlerini yönetecek ne zekaya ne de ruhsal dengeye sahipti. Geriye ortanca Anna Ivanovna kalıyordu. 37 yaşındaydı ve harcayacak enerjiye sahip biri diye biliniyordu. 1711'de Kurzem dükü Friedrich Wilhelm'den dul kalmıştı. Miteau yakınlarında Anenhof'ta yoksul ama onurlu bir yaşam sürmekteydi. Bir aralık Moritz von Sachs'la evlenmeye kalkışmışsa da kısa süre önce gönlünü Kurzemli bir küçük soyluya Johann Ernst Bühren'e kaptırmıştı. Açıklamaları sırasında Dimitri Galitsin bu ufak ayrıntıyı es geçiyor ve zaten özel danışma kurulu isterse kadının sevgilisini hiç pişmanlık duymadan terk edip Rusya'ya koşacağına söz veriyordu. Özel danışma kurulu üyelerinin yüzünden öne sürdüğü savın onlara inandırıcı geldiğini okuyunca da şunları söylüyordu. Şu halde Anna Ivanovna için anlaştık. Ama tüm bunları hafifletmek gerekiyor. Böyle iki anlamada çekilebilecek bir söyleme şaşıran Gavril Golovkin yeniden soruyordu. Ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum ki kendimize biraz daha özgürlük güvencesi sağlamalıyız. Dimitri Galitsin'e göre özel danışma kurulunun yetkilerini genişletmek için Çariçe'ye verilecek yetkilerin el altından Biraz kemirilmesi gerektiğinin, söz konusu olduğunu herkes anlıyor ve onaylıyordu. Rusya'nın bir araya gelmiş olan en eski ailelerinin temsilcileri bu girişimi, yöneticileri miras yoluyla belirlenen monarşinin ve onun gelgeç hizmetkarlarının karşısında kökü eskiye dayanan soylular için siyasal etkiyi güçlendirme şansı olarak görüyorlardı. Bir hokkabaz hüneriyle majestenin imparatorluk kaftanını giymesine bir yandan sözde yardım edilirken öte yandan da eteğinden çalınmış olunuyordu. Birbirini izleyen türlü entrika tartışmalarının ardından tasarının öncüleri, aralarında Anna Ivanovna'nın çariçe olarak tanınması ama yetkilerinin önceden kabul etmesi gereken bir dizi koşulla sınırlandırılması üzerinde anlaşmaya varıyorlardı. Bunun üzerine özel danışma kurulu üyeleri, sarayın siviller, askerler ve din adamlarından oluşan bir görevli topluluğunun görüşmelerin sonucunu beklediği büyük salona geçtiler. Yüksek danışmanlar tarafından alınan kararı öğrenince piskopos Feofan Prokoviç çekinerek 1. Katerina'nın vasiyetnamesini anımsatacak olur. Bu vasiyetnameye göre 2. Petro'nun ölümünden sonra taç Büyük Petro ile ölen İmparatoriçe'nin kızı sıfatıyla Yelizaveta'ya geçmeliydi. Bu çocuğun annesiyle babasının evlenmelerinden önce doğmuş olmasının önemi yok. Annesi ona Romanovların kanını geçirmiştir dedi ve ekledi. Kutsal Rusya'nın geleceği söz konusu olduğunda başka hiçbir şeyin önemi kalmaz. Bu sözler üzerine öfkelenen Dimitri Galitsin ulurcasına haykırdı. ''Piçleri istemiyoruz biz.'' Bu sert yanıtla tokat yemişe dönen Feofon Prokoviç sözlerini yutup oturdu ve uygulama koşullarının belirlenmesine geçildi. İmparatorluk yetkisine getirilen kısıtlamalar sırayla belirlendikten sonra görüşme İmparatoriçe adayına sunulacak and içme formülüyle noktalandı. ''Verdiğim sözü tutmayacak olursam tacımı yitirmeyi kabul ediyorum.'' Yüksek danışmanların hazırladığı yasa uyarınca yeni imparatoriçe Ortodoks inancının yayılmasına çalışacağına, evlenmeyeceğine, yerine mirasçı göstermeyeceğine ant içiyor ve savaş açarken, barış yaparken, vergi koyarken, soyluların işlerine müdahale ederken, imparatorluğun kilit noktalarına görevliler atarken, köyler kurarken, toprakları ve köylüleri dağıtırken devlet hazinesinden kişisel giderlerini karşılarken her zaman özel danışma kurulu üyelerinin onayını alma ve onları yanında alıkoyma konusunda yükümlülük altına giriyordu. Bu sınırlamalar manzumesi hazır bulunanları şaşkına çevirdi. Özel danışma kurulu isteklerinde fazla ileri gitmemiş miydi? Hükümdara karşı suç işlenmiş olmuyor muydu böylece? gelenekleri hiçe sayarak gelecek imparatoriçenin yetkilerinin kısıtlanmasından korkanlar, Rusya'nın politikasının güdümünde gerçek soyluların, boyarların oynayacağı rolün güçlendirilmesine sevinenlerle çatışıyordu. Ama kısa zamanda bu sonuncular öncekilere baskın çıktı. Dört bir yandan işin içinden çıkmanın en iyi yolu bu diye bağırıyorlardı. Piskopos, Teofan Prokoviç bile çoğunluğun heyecanına kendini kaptırmıştı. Sustu ve bir köşeye çekilip kaygılarıyla baş başa kalmayı yeğledi. Tüm ülkenin bu karara katılacağından kuşkusu olmayan özel danışma kurulu Prens Vasili Lukic Dolguruki, Prens Dimitri Galitsin ve General Leontevi Anna Ivanovna'nın inzivaya çekildiği Miteo'ya gönderip Tahta çıkma koşullarını içeren bildirgeyi kendisine sunmakla görevlendirdi. Gel gör ki bu zaman içinde Yelizaveta Petrovna özel danışma kurulundaki tartışmaları da, alınan kararları da öğrenmişti. Hekimi ve sırdaşı Armand Lestok Moskova'da çevrilen dolaplar konusunda onu uyarmıştı ve bir an önce eyleme geçmesi ricasında bulunuyordu. Ama Yelizaveta İkinci Petro'nun tahtı üzerinde sahip olduğu hakların tanınması için en ufak bir girişimde bulunmaya yanaşmıyordu. Çocuğu yoktu, olmasını da istemiyordu. Onun gözünde yasal mirasçı, yeğeni, ablası Anna ile Dük Karl Friedrich von Hochstein'ın oğlu Karl Peter Ulrich'ti. Ne var ki küçük Karl Peter Ulrich'in annesi ölmüştü ve bebek henüz ancak birkaç aylıktı. Kederine boğulmuş olan Elizaveta bu yasın ötesine bakmaktan bile çekiniyordu. Düş kırıklığıyla sonuçlanan sayısız gönül serüveninin, bozulan nişanların, uçup giden hayallerin ardından yüreğinde Rusya sarayına ilişkin bir nefret oluşmuş ve kırsal yörenin yalnızlığını hatta can sıkıntısını sarayların şamatasına ve göz boyacılığına yelemeye başlamıştı. Artık onu ilgilendirmeyen imparatorluğun geleceği üzerine hüzünlü ve biraz da acıklı derin düşüncelere dalmışken özel danışma kurulunun temsilcileri Mitao'ya, amca kızı Anna Ivanovna'ya koşmaktaydılar. Aslında sarayda beslediği gönüllü casusları Anna'ya özel danışma kurulu temsilcilerinin getirdiği mektupların içeriğini önceden bildirmişlerdi bile. Gene de niyetini hiç belli etmedi rejim bekçilerinin onu kabul etmeye zorladıkları özveriler listesini hiç istifini bozmadan dinledi ve hepsine evet dediğini bildirdi sevgilisi yohan bührenden ayrılması gerektiği koşuluna bile kızmış görünmedi anna ivanovna özel danışma kurulunun temsilcileri üzerinde hem onurlu hem de uysal bir izlan izlenimi yaratmayı başarmıştı bu nedenle bir türlü vazgeçemediği sevgilisiyle yol açık haberini alır almaz Moskova'da ya da St. Petersburg'da buluşma konusunda anlaştıkları temsilcilerin aklından bile geçmedi. Üstelik Rusya'daki yandaşlarından işittikleri dedikodulara göre küçük soylu sınıfından kendi yetkilerini arttırmak için majestenin yetkilerini çiğnemeye kalkışmakla suçlanan yüksek soylulara halk deyimiyle Verhovniki'ye karşı ayaklanmaya hazır olanların sayısı da oldukça kabarıkmış. Her zaman monarşinin kutsal haklarını savunmuş olan muhafız alayının bile anlaşmazlık çıkacak olursa Büyük Petro ile 1. Katerina'nın mirasçısından yana tavır almaya hazır olduğu fısıldanıyormuş. Tasarısını gizlice olgunlaştırdıktan Temsilciler heyetini her şeye boyun eğdiğine ve Bühren'le bir daha dönmemek üzere vezalaştığına inandırdıktan sonra Anna arkasında onun konumundaki bir prensese yarışır bir mahiyetle yola çıktı. 10 Şubat 1730'da Moskova kapılarında Visey Votskoye köyünde mola verdi. İkinci Petron'un cenaze töreni ertesi gün yapılacaktı. Cenaze törenine yetişecek zamanı yoktu ve böylesi daha çok işine geliyordu. Üstelik kısa süre sonra öğreneceği gibi bir rezalet bu yaz gününe leke sürmüştü. Ölen çarın nişanlısı Yekaterine Dolgorika'ya son anda tören alayında imparator ailesi üyelerinin arasında yer almaya kalkışmış, bu ayrıcalığın gerçek hak sahipleri ise onu aralarına almaya yanaşmamışlardı karşılıklı ağız dalaşından sonra Yekaterina öfke içinde töreni terk ederek evine dönmüştü. Anna Ivanovna'ya aktarılan bu olaylar onu eni konu eğlendirir ve karlara gömülmüş köyün dinginliğini ve sessizliğini gözüne daha da hoş gösterir. Ama yakında çarların estirme kaygısıyla onu karşılamaya gelmiş olan Prebrojanski ve altı Muhafız alaylarının müfrezelerine vodka verilmesini buyurur ve hemen kendini onların birliğinin albayı ilan eder. Başlıca çalışma arkadaşı Kont Simoyen Andreevich Saltikov'u da yarbaylığa getirir. Buna karşılık özel danışma kurulu üyeleri bir saygı ziyaretinde bulunmak için geldiklerinde onları pek soğuk bir nezaketle karşılar ve şansölye Gavril Golovkin, hükümdar sıfatıyla hakkı olan Svatoy Andrei nişanını ona takmaya kalkıştığında sözde şaşırmış gibi yapar. Eliyle adamı durdurup alaycı bir tavırla doğru ya onları almayı unutmuşum verir. Mahiyetindekilerden birini çağırarak törelerin böylesine ayaklar altına alınması karşısında şaşkınlıktan dona kalmış şansölyenin burnunun dibinde nişan kordonunu boynundan geçirmesini ister özel danışma kurulu üyeleri çekilirken Çariçe'nin öyle sanıldığı kadar kolay yönetilecek bir insan olmadığını düşünmeye başlamışlardır bile. 15 Şubat 1730 günü Anna Ivanovna sonunda Moskova'ya resmen girer ve Şubat'ın 19'unda Uspenski Sobor Katedrali ile kentin belli başlı kiliselerinde majesteye bağlılık andı içilir. İmparatoru kendisi hakkında pek de iyi düşünmediğini öğrenen özel danışma kurulu safra atmaya ve onuru üzerine yükümlülük altına girme metninin kaleme alınış biçimini biraz değiştirmeye karar verir. Majesteye ve imparatorluğa bağlılık yemini edilecek, böylece tüm kaygılar yatıştırılmış olacaktı. Sonra da sayısız görüşmelerin ardından ve muhafız alayı subaylarının denetim dışı eylemleri olasılığı da göz önünde bulundurularak yazıda başlangıçta öngörülen yasakların daha da yumuşatılmasına rıza gösterildi çaresiz. Hep öyle sır dolu ve güler yüzlü olan Anna Ivanovna bu ufak tefek düzeltmeleri sadece dinliyor, ne onaylıyor ne de eleştiriyordu amca kızı Yelizaveta'yı da görünürde büyük bir sevecenlikle karşılamış, elini öptürmüş, ikisinin ortak ailesine pek yakınlık duyduğunu vurgulamıştı. Gitmesine izin vermeden önce hükümdar olarak çekildiği konutunda hiçbir şeyinin eksik olmaması için bizzat kendisinin ilgileneceğine dair söz vermişti. Oysaki ki sergilediği bu uysallık ve hoşgörüye karşılık Rusya'ya dönmek için Miteau'dan ayrılırken saptadığı hedefleri asla gözden uzak tutmuyordu. Gerek muhafız alayındaki gerekse soylular arasındaki yandaşları yankı uyandıracak bir eyleme hazırlanıyorlardı. 25 Şubat 1730 günü çevresinde özel danışma kurulu üyeleri tahtında otururken Lefort sarayının Büyük salonunu tıklım tıklım dolduran saraylı kalabalığının arasına muhafız alayından birkaç yüz subay daldı. Başlarında kendini yeni imparatoriçenin resmi koruyucusu ilan eden Prens Aleksey Çarkaski bulunuyordu. Prens söz alarak tutarsız bir konuşmayla Özel Danışma Kurulu'nun önerisi üzerine Majeste tarafından imzalanmış olan belgenin yetkisini Tanrı'dan alan Bonarşi ilkeleriyle çeliştiğini anlatmaya çalıştı. Kutsal Rusya'nın davasına kendini adamış olan milyonlarca tebası adına Çariçe'ye bu inanılmaz belgeyi tanımaması en kısa zamanda senatoyu, soylu sınıfını, Yüksek subayları, din adamlarını toplayarak onlara kendi iktidar anlayışını kabul ettirmesi ricasında bulundu. Biz otokrat bir çarıçe istiyoruz. Özel danışma kurulu değil diye kükredi subaylardan biri. Çarıçe'nin önünde diz çökerek usta oyuncu Anna Ivanovna şaşkınlığı oynuyordu. Sanki birden iyi niyetinin sömürüldüğünü anlamıştı. Demek ki o haklarının bir bölümünden vazgeçmekle herkesin yararına bir şey yaptığını sanıyorken aslında sadece hırslı ve hain kimselere hizmet etmiş oluyordu. Nasıl diye bağırdı. Mitau'da anayasayı imzaladığımda tüm ulusun isteğini yerine getirmiş olmuyordum öyle mi? Bir anda subaylar geçit resmindeymiş gibi bir adım ileri atıp bir ağızdan bağırdılar. Hükümdarımıza yasaların zorla kabul ettirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Sizin köleniziz ama asilerin size karşı buyurgan havalar takınmasına katlanamayız. Tek bir sözünüz yeter. Kellelerini ayaklarınızın dibine yuvarlayalım. Anna Ivanovna sevinçten patlamamak için kendini zor tutuyordu. Bir çırpıda ulaştığı zafer, geçmişteki tüm sıkıntılarının bedelini karşılıyordu işte onu yıktıklarını sanmışlardı. Ne var ki düşmanlarını Verhovniki'yi yere yıkan, çamura bulayan oydu. Dürüstlükten uzak ileri gelenleri bakışlarıyla yıldırım gibi çarparak şöyle dedi. Artık kendimi burada güvenlikte bulmuyorum. Sonra da subaylara dönerek ekledi. Semyon Andreviç Saltikov'dan başkasının emirlerini dinlemeyin. Bu birkaç gün önce yarbaylığa atadığı subaydı. Subayların "Yaşasın!" diye haykırışları camları titretti. Tek bir tümceyle bu akıllı kadın özel danışma kurulunu silip süpürmüştü. Demek ki Rusya'yı zafere, adalete ve refaha götürmeye yetenekliydi. Bu gerçeklerin ortaya döküldüğü oturumu kapatmak için imparatoriçe anayasayı yüksek sesle okuttu. Her maddeden sonra aynı soruyu soruyordu. "Bu millet için uygun mudur?" ve her defasında da subaylar haykırarak karşılık veriyordu. Yaşasın otokrat hükümdar, hainlere ölüm. Ondan bu ünvanı kim esirgerse parça parça doğrarız. Daha taç bile giymeden, halk oylamasıyla benimsenen Anna Ivanovna o iri yarı, Geçkin kadın gövdesiyle tam bir çelişki oluşturan yumuşak bir ses tonuyla sözlerini noktaladı. Demek ki bu kağıt parçası işe yaramaz ve kalabalığın yaşasın sesleri arasında belgeyi yırtıp parçalarına ayaklarının dibine fırlattı. Gerçek taç giyme töreni olarak gördüğü bu fırtınalı oturumun ardından imparatoriçe arkasında sayıları giderek artan koruma subayları ile birlikte tırnaklarını törpülemek istedikleri ancak yüzlerini kan çıkartıncaya değin tırmalamış olan kadının zaferinde hazır bulunmamak için çekilmeyi yeğleyen özel danışma kurulu üyelerinin yanına ulaştı. Danışmanların çoğunun kederden çıtı çıkmazken Dimitri Galitsin ve Vasili Dolguruki karşı çıkan kalabalığa dönüp yenilgiyi uğradıklarını açıkça kabul ettiler. Dolguruki bilgece bir tavırla Tanrı'nın istediği olsun dedi. Gene de yaşasın sesleri duyuldu. Aldatılanların günü sona ermişti. Artık Yan tutmakta hiçbir tehlike kalmayınca sözde ağır hasta olup hekimler tarafından odasından çıkmaması öğütlenen Osterman ansızın taptaze serçe kadar neşeli birden boy gösteri verdi. Anna Ivanovna'yı kutladı. Ona sarsılmaz bağlılık andı içti ve gizlice Majeste adına Dolguriki'lere ve Galisinlere dava açma hazırlığında olduğunu söyledi. Anna Ivanovna onu aşağılayan bir neşeyle gülümsedi. Büyük Petro'nun soyundan gelmediğini, söyleme yürekliliğini kim gösterebilirdi ki? Tam tersini kanıtlamış bulunuyordu işte. Ve başlı başına bu düşünce bile övünçle göğsünü kabartıyordu. İşin en zor yanı atlatıldığından taç giyme törenine heyecansız hazırlandı. Demir tavında dövülmeliydi. Buyruğu üzerine tören iki hafta sonra 15 Mart 1730'da Kremlin'deki Uspenski Sopor Katedrali'nde her zamanki ihtişamıyla yapıldı. 1. Katerina, 2. Petro, Anna Ivanovna Rusya'nın hükümdarları birbirini öyle hızlı kovalıyordu ki majestelerinin dansı baş döndürüyordu. Bu yeni imparatoriçe ile birlikte Moskovalılar 6 yıl içinde 3. kez tahta çıkma töreni dolayısıyla sokaklara dökülüyor tören alaylarını alkışlıyorlardı. Durmadan yinelenen bu göz kamaştırıcı olaylara alışmışlardı. Ama gene de sevinçlerini, küçük analarına olan saygılarını haykırmaktan geri durmuyorlardı. Bu arada Anna Ivanovna boş durmadı. Davasına öylesine iyi hizmet etmiş olan Semyon Andreevich Saltukov'u başgeneralliğe ve saray başnazırlığına getirmekle fazla ileri giden Dimitri Mihalovic Galisini de pişmanlık getirmesi için topraklarına sürgüne göndermekle işe başladı. Ama özellikle de Bühre'nin sabırsızlıkla kurtarıcı haberi beklediği Miteo'ya hemen bir ulak gönderdi. Bühren de derhal Rusya'ya doğru yola çıktı. Bu arada eski başkentte taç giyme kutlamaları dev boyutlu aydınlatmalarla sürüp gidiyordu. Gel gör ki havai fişeklerin titrek ışıklarını az sonra az görülür güçte bir kuzey kızıllığının pırıltısı bastırmaya başladı. Gökyüzü kan verilmiş gibi ışık saçıyordu. Halk arasında bunu hayra yormayan, uğursuzluk sayanlar olmuştu. Anna'nın aşırılıkları 17 yaşındayken sarayda ayaş ve kavgacı bir prens olarak tanınan Friedrich Wilhelm'le evlenen ve kocasıyla birlikte Kurzeme'ye Anenhof'a çekilen Anna Ivanovna, Rusya'dan ayrıldıktan birkaç ay sonra dul kaldı. Sonra Miteau'ya taşındı. Orada terk edilmiş olarak ve sıkıntı içinde sürdürdü yaşamını. Tüm dünyanın onun varlığını unutmuş gibi göründüğü bu yıllar boyunca gölgesi gibi peşinden gelen bir hayranı vardı küçük Westfalia soylularından Johann Ernst Bühren. Bühren, Anna'nın ilk sevgilisinin Büyük Petro'ya gönül borcu duyan Piotr Bestujev'in yerine almıştı. Piotr Bestujev'in yerine geçen Johann Ernst Bühren'in tahsili pek yoktu ama hırsı sonsuzdu. Gündüzleri iş yerinde, gündelik işlerde, geceleri de Anna'nın yatağında pek becerikliydi. Anna ise onun okşamalarına olduğu kadar öğütlerine de açık ve hazırdı. Bühren, kadının yüklenmekten çekindiği tüm sıkıntıları üstleniyor, aradığı tüm zevkleri ona tattırıyordu. Gerçek adının Bühren olmasına ve yakınlarının Biren olarak Rusçalaştırmasına karşın o Biron diye Fransızcalaştırılmış biçimini yeğliyordu. Kurzemdükü Yakob'un seyislerinden birinin torunu olmasına rağmen pek onurlu bir soyu olduğunu öne sürer ve soylu Fransız ailesi bir onlardan olduğunu söylemekten çekinmezdi. Anna Ivanovna onun sözlerine inanmıştı. Zaten onu öylesine bağlanmıştı ki ikisinin de yaşama bakışlarında müthiş bir benzerlik vardı. Zevklerdeki bu ortaklık en gizli alışkanlıklarındaki ayrıntılarda bile sürüyordu. İmparatorluk ailesinden olan metresi gibi bührende lükse bayılırdı ama gel gör ki ister ahlaki ister bedensel olsun temizlik konusunda hiç de titiz değildi sağduyulu ve sağlıklı bir kadın olan anna hiçbir şeyden gocunmaz hatta bührenin ter ve ahır kokmasını ve tötanlara özgü o kaba konuşmasını bile beğenirdi sofrada ve yatakta hep maddi doygunluklara önem verir baskın kuvvetli kokuları yeylerdi. Yemeği, içmeyi ve gülmeyi severdi. Oldukça iri yarı, şiş karınlı, fırlak göğüslü bu kadının bedeni, yağdan ağırlaşmış, tombul suratı şişirilmiş gibiydi. Sık, simsiyah saçları vardı ve delici mavi gözleri. Bir bakışıyla daha ağzından tek sözcük bile çıkmadan karşısındakinin kolunu kanadını kırardı. Göz alıcı renklerde, yaldızlar ve işlemelerle aşırı şekilde süslenmiş giysilere olan tutkusu, sarayda kullanıla gelen güzel kokulu tuvalet losyonlarını küçümse ve alışkanlığıyla çelişiyordu. Çevresindekiler onun cildini eritilmiş tereyağıyla temizletmekte direndiğini öne sürerlerdi. Yarılışındaki bir başka çelişki de şuydu, hayvanlara deli olur, ama onları öldürmekten hatta onlara işkence etmekten sapıkça zevk alırdı. Taç giymesinin ve St. Petersburg'a yerleşmesinin hemen ertesinde kışlık sarayın her odasına dolu tüfekler koydurtmuştu. Zaman zaman önüne geçilmez bir isteğe kapılır, pencerelerin birine yanaşır, silahını omuzladığı gibi uçan bir kuşu vururdu. Oturduğu daireler böyle silah sesleri ve barut dumanıyla dolarken korkmuş Nedimelerini çağırıp onları da aynı şeye yapmaya zorlar, yapmazlarsa kovacağını söyleyerek tehdit ederdi. Her zaman gösterilere susamış olduğu için yılda kaç gün varsa o kadar ata sahip olmakla övünürdü. Her sabah ahırlarını ve köpek damını, hazinesinin dökümünü çıkartan bir pintinin hoşnutluğuyla denetlerdi dönerken ses çıkartan Hollanda topaçlarıyla da eğlenir ve Amsterdam'daki temsilcisi aracılığıyla bu topaçları döntürtecek kırbaçlar yaptırmak için özel bir ipten yumak yumak satın aldırtırdı. Öte yandan ipliklere ve incik boncuğa da aynı derecede tutkundu ve bunları da Fransa'dan getirtirdi. Zihni kamçılayan, sinirleri gıdaklayan her şeyin onun gözünde paha biçilmez bir değeri vardı.'' buna karşılık kitap okuyarak ve sözde bilginleri dinleyerek kültürünü arttırmaya hiç gerek duymazdı. O bur ve tembeldi. Kendini içgüdülerine bırakır, en küçük boş zamanını hemen uykuya yatarak değerlendirirdi. Bir saat uyuduktan sonra bühreni çağırır, kendisine sunulan kağıtları kağıtsız kayıtsızca imzalar, böylelikle imparatorluk yükümlülüklerini yerine getirmiş olarak. Odasının kapısını açar, bitişik salonda nakış işleyen nedimesi kızlara el çırparak neşeyle bağırır. Hadi kızlar, şarkı söyleyin. Kızlar emri hemen yerine getirir. Hep bir ağızdan bir halk şarkısı söylerler. Anna da onları dudaklarında mutlu bir gülüşle başını sallayarak dinlerdi. Bu eğlence şarkıcı kızlarda sese benzer bir şey kaldığı sürece uzayıp giderdi. İçlerinden biri yorulur da sesini alçaltacak ya da yanlış bir ses çıkartacak olursa Anna Ivanovna onu kötü bir şamarla cezalandırırdı. Sık sık da başucuna ona çocukluğunu anımsatan, hep aynı şaşırtıcı büyü öyküleri anlatarak eğlendirmekle görevli masalcı kadınları çağırır ya da dinin gerçeklerini yorumlamakta becerikli bir keşiş getirtirdi. Büyük Petro'dan miras kaldığını söyleyerek övündüğü bir başka saplantısı da gülünç gösteriler ve doğanın gariplikleriydi. Özellikle palyaçoların ve cücelerin oluşturduğu gösteri toplulukları onu çok eğlendirirdi. Nedenli çirkin ve aptal olurlarsa mimiklerini ve yaptıklarını o kadar çok alkışlardı. Taşrada sürdüğü tam 19 yıllık sıradan ve silik bir yaşamın ardından içinden geleneksel perdeyi yırtmak ve sarayda eşi görülmedik bir lüks ve kargaşanın egemen olmasını sağlamak geliyordu. Bir hükümdarın canının istedikleri söz konusu olunca hiçbir şey ona aşırı güzel ya da pahalı görünmezdi. Oysa ki rastlantı sonucu üzerinde hüküm sürdüğü şu Rusya gerçek vatanı bile değildi. Ona yakınlaşma gereğini de hiç duymazdı. Gerçi yanı başında ona en bağlı olanlar arasında seçkin ailelerden gelen Ruslar vardı. Yaşlı Gavril Golovkin, Prens Trubetskoy, Prens Ivan Varyatinski, o ünlü sinir küpü Pavel Yagujinski ve şansölyeliğe getirdiği fazlasıyla atılgan Aleksey Çerkaski bunlardan bazılarıydı. Ne var ki dizginler Almanların elindeydi korkunç Bühre'nin emrinde imparatorluğun politikasına yön verenler baştan başa Germen soyundan gelme bir takımdı. Majeste ile gözdesinin iktidara gelmesinden sonra soy ağaçlarıyla gurur duyan eski boyarlar sahneden süpürülmüşlerdi. Sivil ya da asker olsun yeni rejimin hatırı sayılır kişileri Loven Volde kardeşler, Baron von Breven, General Rudolf von Bismarck ve General Christoph von Manstein, Feldmareşal Burkhard von Münih'ti. Özel Danışma Kurulu'nun yerine geçen dört kişiye indirilmiş kabinede Ostermann kuşkulu geçmişine karşın hala başbakanlık yapmaktaydı. Ama tartışmalara başkanlık eden ve son kararı dilediği gibi çıkartan İmparatoriçe'nin gözdesi Johann Ernst Bührendi acıma nedir bilmeyen, canını sıkan birini hücreye attırmakta, Sibirya'ya göndermekte ya da kırbaç cezası için cellada teslim etmekte, hiç duraksamayan Bühren, verdiği cezalar için Anna'nın görüşünü almaya gerek bile görmüyordu. Çünkü onun onaylayacağını önceden biliyordu. Acaba İmparatoriçe Sevgilisinin her konudaki düşüncesini paylaştığı için mi istediğini yapmasına ses çıkarmıyordu yoksa sadece ona karşı çıkamayacak kadar tembeldi de ondan mı kendi haline bırakıyordu Bührene yakın olanlar onun taştan yontulmuşa benzeyen yüzünde sert bir ifade taşıyan bakışlarının yırtıcı kuşlarınki gibi keskin ve delici olduğu üzerinde görüş birliğine varmışlardı onun tek bir sözcüğü tüm Rusya'yı mutlu da kılabilir, çaresiz de bırakabilirdi. Metresi belgeleri onayladığı mühürden başka bir şey değildi. O da lükse aşırı düşkün olduğundan, sağdan soldan rüşvet almak için sahip olduğu hükümdar konumundan alabildiğine yararlanıyordu. Verdiği en ufak hizmetin bile bir tarifesi, bir karşılığı vardı. Çağdaşları onun açgözlülükten yana Menşikov'u geçtiği görüşündeydiler. Ama onu en çok suçladıkları konu bu örgütlü rüşvet olayı değildi. Önceki hükümdarlık dönemleri zaten yönetimle iş gören herkesi rüşvet vermeyi alıştırmıştı. Hayır, onların her gün daha çok canını sıkan şey Bühre'nin ülkeye getirmiş olduğu aşırı germenleşme modasıydı. Gerçi Anna Ivanovna öteden beri Almancayı Rusçadan daha iyi konuşmuş ve yazmıştı. Ama Bühren, hiyerarşinin en üst basamağına yerleştiğinden beri sanki ülkenin resmi kanadı baştan başa ruh değiştirmiş gibiydi. Bu küsta, sonradan görmenin işlediği suçlar, yaptığı haksızlıklar, hırsızlıklar, şiddet eylemleri eğer Rus kökenli biri tarafından yapılmış ve işlenmiş olsaydı kuşkusuz majestenin kulları bunu daha bir hoşgörüyle karşılayabilirlerdi ne var ki salt alman ağzıyla konuşan bir yabancı tarafından işlenmesi ya da kışkırtılması bile bu gibi davranışların zararı uğrayanların gözüne bir kat daha iğrenç görünmesine yetiyordu kendilerinden olmayan bu zorbanın tutumu yüzünden patlama noktasına gelen ruslar onlara zorla uyguladığı baskı rejimini belirtmek için bir sözcük yaratmışlardı. Ülkenin başına bela olan bir ölümcül salgınmış gibi ona Bironovşina diyorlardı. Tümüyle yasa dışı olarak karar verilmiş hesapların listesi bu sıfatı haklı çıkartıyordu. Çariçe'ye ve gözdesine kafa tuttuğu için Ivan dolguru ki çarmıha gerilip parçalandı. İki amcası Ivan ve Sergey'in kafaları kesildi. Aileden bir başkası, özel danışma kurulu eski üyesi Vasili Lukic de aynı akıbete uğradı. Pet Petron'un nişanlısı Yekaterina Dolgorika'ya ise yaşam boyu bir manastıra kapatıldı. Bühren, bir yandan eski rakiplerini ve kendisiyle yeniden mücadeleye girişebilecekleri böylece ortadan kaldırıyor, Ayrıca servetine servet katarken bir yandan da kişisel ünvanlarını pekiştirmeye bakıyordu. 23 Nisan 1737'de Kurzem Dükü Ferdinand'ın ölümü üzerine Kurzem Diyet Meclisi'ni sindirmek ve başka adayların yerine kendisini seçtirmeye zorlamak üzere Mitao'ya General Bismarck'ın komutasında birkaç Rus alayı gönderdi. Tötön Şövalyeleri Tarikatı'nın karşı çıkmasına rağmen Johann Ernst Bühren istediği doğrultusunda kurzem ilan edildi. Bu Rus eyaletini uzaktan Sen Petersburg'dan yönetecekti. Ayrıca Almanya İmparatoru 6. Karl'dan hem Kutsal İmparatorluk Kontu ünvanını alacak hem de Aziz Alexander ve Aziz Alexey Şövalyesi yapılacaktı. Göz dikemeyeceği hak iddia edemeyeceği ne bir ünvan vardı ne de yüklü bir bahşiş. Rusya'da her kim hangi işle uğraşırsa uğraşsın, haklı çıkmak istiyorsa onu görmek zorundaydı. Sarayda yaşayan herkes imparatoriçe sabah uyandığında yatak odasına alınmayı bir mutluluk ve bir onur sayardı. Kapıdan giren ziyaretçi majestenin geceliğiyle yattığı yatağında yanı başına uzanmış, vazgeçilmez bühreri görürdü. Protokol gereği içeri giren saray baş bile olsa hükümdarın yorganın üstünden uzattığı eli öpmek zorundaydı. Gözdeyi pohpohlamak için kimileri bu fırsattan yararlanarak onun da elini aynı saygıyla öperlerdi. Dal nezaketi majestenin çıplak ayağını öpmeye değin götürdüğü de görülmemiş şeylerden değildi. İmparatorluk Sarayı çevresinde anlatıldığına göre Alexey Milyutun adında basit bir soba yakıcısı her sabah Anna Ivanovna'nın odasına girer girmez önce Çaliçe'nin sonra da Gözde'nin ayaklarını büyük bir saygıyla öpermiş. Her gün yinelenen bu saygı gösterisini ödüllendirmek için İstopnik'e soyluluk ünvanı verilmiş.'' Gene de haktan geldiği unutulmasın diye Rusya'da geleneksel olarak ocaklarda kullanılan ve adına uyuşka denilen bir tür boru tıkacını armasında bulundurmak zorundaymış. Pazar günleri Anna Ivanovna'nın en sevdiği altı soytarı tüm saray halkını bir araya getiren pazar ayininin bitmesini sarayın büyük salonunda sıraya dizilerek beklerdi. Kilise dönüşü İmparatoriçe ve mahiyeti bunların önünden geçtiği sırada soytarılar yan yana çömelerek gülünç gıdıklamalarla yumurtlayan tavuk taklidi yaparlardı. Gösteriye renk katmak için yüzlerine kömür sürülür ve birbirlerini tırmalayarak suratlarını kanatıncaya dek dövüşmeleri için emir verilirdi. Onların böyle kıvranıp didindiğini görünce bu oyunların esin kaynağı ve yakınları gülmekten katılırdı. Ama majestenin soytarıları öylesine önemli maddi ayrıcılıklara sahiplerdi ki herkes bu işe girebilmek için can atar, birbirleriyle kıyasıya yarışırdı. Büyük ailelerden gelenler bile vardı. Aleksey, Petrovich, Apraksin, Nikita, Fyodorovic, Volkonski, hatta Mihail Alekseyevich Galitsin gibi bu işe göz diken ve ne yapıp edip işi ele geçirmek için canları pahasına uğraşanlar bile bulunmaktaydı. Şefleri meslekten palyaço olan Balakirev'lerdir. Ama o bile soytarılık yapmakta gecikerek olursa İmparatoriçe Esin kaynağı harekete geçsin diye dayak attırmakta duraksamazdı. Aralarında ayrıca türlü maymunluklar yaparak kemanından cızırtılı sesler çıkartan kemancı Pedro Mira Pedrullo ile meslektaşlarını kırbaçlayarak heyecana getiren Portekiz Yahudisi da Costa'da vardı. Beş para etmez olan Trezyakovski aynı zamanda hem açık saçık hem de gülünç şiirler yazdığında majestenin huzurunda okuması için çağrılmıştı. Edebi değerinin resmen tanındığı bu oturumlardan birini Tredyakovski bir mektubunda şöyle anlatır. Dizelerimi İmparatoriçe Hazretlerinin huzurunda okuma mutluluğuna eriştim ve okuduktan sonra bizzat Majeste İmparatoriçe'nin elinden zarif bir şamar yemek gibi pek büyük bir onura değer görüldüm.